Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şansın böylesi. 21. bölüm. Kadınların restoranda başlayan kavgaları her iki tarafında nezarethaneye düşmesiyle son buldu. Yan yana olan demir parmaklıklardan kendilerini hala görseler de neyse ki aynı yerde oturmuyor oluşları bir diğer kapışmayı şimdilik önlemişti. Gözde ve Sinem'in sadece saçları biraz dağılmışken diğer tarafın durumu daha vahimdi. Üstlerinin batması bir yana saçları da sanki parmaklarını prize sokmuşçasına kabarmıştı. Neyse ki Bengü karakola gitmeden önce yüzünü restoranda biraz da olsa temizlemiş, pasta yüzlü kadın olmaktan kurtarabildiği kadar kurtulmuştu. Şimdi ise demir parmaklıklar arasından yanındaki arkadaşıyla birlikte Gözde ve Sinem'e ölümcül bakışlar atıyordu. Aralığında olmayan tek kişi ise iki tarafı ayırmaya çalışan Melisa'dan başkası değildi. Şimdi ise yukarıda komiserle konuşup durumu açıklamaya çalışıyor ve her iki tarafında zarar görmeden uzlaşması için elinden ne geliyorsa yapıyordu. Gözde ve Sinem karakola ajansın avukatını çağırdığında diğerleri de babalarının özel avukatlarını çağırmıştı. Melisa ilk defa karakola geldiği için oldukça gerginken abisi Fatih'i arayarak durumu kısaca anlattı. Daha Amerika'dan döneli bir hafta olmamışken şimdi kardeşinin başına gelen olaya telaşlanan Fatih ailesine haber vermeden durumu kendisi çözebilmek için karakola doğru hemen yola koyuldu. Sinem ve Gözde kavgadan dolayı dağılan saçlarını düzeltmeye başlamışken birbirleriyle göz göze gelince bir anda gülmeye başladı. Sinem çok uzun zamandır ilk defa bu kadar rahatlamış ve yine çok uzun zamandır ilk defa bu kadar içten bir şekilde kahkaha atmıştı. Bir süre sonra sakinleşerek susan kadınlar diğerlerinin kötü bakışlarına maruz kalsa da umursamadı. Sinem karnını tutup kafasını geriye doğru yasladı. "Biliyor musun Gözde? Ben çok uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar mutlu ve enerjik hissettim." diyerek bakışlarını ona tebessümle bakan Gözde'ye doğru çevirdi. "İnan bir yıl meditasyon yapsam bu kadar rahatlamazdım." diyerek tekrar gülmeye başladığında Gözde de Sinem'e eşlik etti. Zar zor yine sakinleştiklerinde bu sefer Gözde, "Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de oldukça rahatladım. Hem senin de mutlu olmana çok sevindim." diyerek elini Sinem'in dizine doğru koydu. Bu arada inan, gerçek gülümsemen sahte gülüşlerinden bin kat daha güzel. Hep böyle mutlu ol dediğinde Gözde'nin bu samimiyetiyle Sinem'in gözleri dolmuştu. Dizindeki elin üzerine kendi elini koyup sıkarken, "Her şey için çok teşekkür ederim Gözde. Arkadaşlık ne anlama gelir bugün senin sayende fark ettim. Bundan sonra bu şekilde arkadaş kalmaya devam edelim olur mu?" diye sorduğunda endişe dolu gözlerle onun arkadaşlığına ne kadar muhtaç olduğunu dolan gözleriyle yeterince belli etmişti. Sinan bundan sonra Gözde'yi kıskanmak veya onu yanlış değerlendirmek istemiyordu. Aksi takdirde bu olaylar arkadaşım dediği birçok insanın aslında gerçek arkadaşı olmadığını ve düşse ayağa kaldıracak değil de gülecek çok çevresi olduğunu fark etmesine neden olmuştu. Gözde karşısında durulacak bir kadın değil, yanında durulacak bir dosttu. Genç kadın Sinem'in samimi dolu sözleriyle içten bir şekilde tebessüm etti. Zaten kendisi söylemese bile Gözde artık eskisi gibi olamazdı Sinem'e karşı. Bugün kesin bir şekilde karar vermişti. Sinsirelle Sinem artık bugünden sonra Sindirelle Sinem'di. "Elbette, bundan sonra anca iki deli iş arkadaşı oluruz." diyerek Sinem'in gülümsemesine neden olduğunda
Bu anı bozan yine Bengü olmuştu. Yerinden hızla kalkıp demirlere yapışarak ikiliye doğru baktı. Şunlara bak, bir de gülüyorlar. Her ikinizden de şikayetçi olacağım. Sürüm sürüm süründürüp rezil edeceğim sizi, diye bağıran kadının tehditleri anca Gözde ve Sinem'in gözlerini devirmesine neden olmuştu. Sinem kinayeli bakışlarını demirliğe bir sülük gibi yapışan kıza doğru çevirdi. Sana aptalsın demiyorum ama eğer zekandan vergi alınsaydı maddi durumunda bir değişiklik olmazdı. Elbette ki biz de şikayetçi olacağız ve sen o zamana kadar o çeneni kapatıp oturacaksın, dediğinde karşısındaki kadın daha çok kudurdu. Geç dalganı geç. Ne de olsa seni bilen biliyor. Hala aynısın işte. Çirkin ve ezik, dediğinde Gözde daha fazla dayanamamış ve yerinden fırlayarak Bengü'nün karşısına doğru geçmişti. Bana bak, o yüzüne sürdüğün bir kiloluk fondöteni az biraz kalbine sür de kötü karakterin bu kadar belli olmasın, dediğinde bu sözleri daha çok çıldıran Bengü bağırarak Gözde'ye uzanmaya çalışınca Sinem hızla Gözde'nin kolundan tutarak geriye doğru çekmeye başladı. Boş ver Gözde, deliyle deli olma, diyerek genç kadının kalktığı yere tekrar oturturken Bengü bu sefer sen kime deli diyorsun be, diye iyice çirkefleşince Sinem son kalan sabrıyla Bengü'ye doğru işaret parmağını hırsla salladı. Yolduğum saçların hala elimde, daha fazla kaşınma istersen, diyerek uyardığında saçlarının dipleri hala sızlayan diğer iki kadın korku dolu gözlerle Bengü'nün koluna girerek zorla yerine oturtmuştu. Sonunda herkes biraz da olsa rahatlarken o sırada gelen polis memuruyla bakışlar hemen onun üzerinde toplandı. Sabahtan beri kadınların bağırışıyla başı çatlayan memur ciddi bir ses tonuyla "Avukatlarınız geldi, şimdi ifade vereceksiniz. Eğer o esnada da bu şekilde tartışan olursa bu gece burada kalır, haberiniz olsun," diyerek uyarmıştı. Kapıları açarken kadınların hepsi yerlerinden kalkıp gelen diğer memurlarla birlikte yukarı kata doğru çıkarıldı. Gözde babasına yakalanacağım diye içten içe endişe ederken hiç olmazsa babasının katında olmadığı için biraz da olsa rahattı. Babasına bu durumu açıklayamayacağı için en iyisi gözükmeden işini hal edip bir an önce buradan kaçmaktı. Sinem'le ikisi bir masada karşılıklı otururken diğerleri de karşı masadaki memura ifade veriyordu. Ve her iki tarafta avukatları sayesinde birbirinden şikayetçi olmuştu. Sırayla ifadelerini okuyup imza atarlarken Melisa da karakola gelen abisini girişte karşılamış ve daha sonra beraber yukarıya doğru çıkmışlardı. Sinem imzasını atıp geriye doğru yaslandığında karşıdan gelen Melisa ve ilk aşkı Fatih'i görünce gözlerini büyüterek kafasını hızla diğer tarafa doğru çevirdi. Yıllardır görmediği adamla karakolda bu halde karşılaşmak kesinlikle istemiyordu. Oturduğu yerden kalkmadan ayakta dikilerek telefonla konuşan avukatın ceketinden tutup arkasına doğru gizlendi. Avukat Kazım Bey ne olduğunu anlamak için kafasını arkaya doğru çevirdiğinde "Yok bir şey yok, sen konuşmaya devam et," diyen kadının fısıltısıyla içinden yağ sabır çekerek önüne tekrar döndü. Son olarak Gözde imzasını atarken Sinem'in değişik hareketlerine bir anlam veremeyerek kafasını ne oldu der gibi salladı. Sinem ise gözleriyle arkasını bakmasını işaret edince Gözde hızla arkasına dönüp baktı. Melisa ve yanında gelen adamın diğer taraftaki kızlarla konuşmasına şahit olduğunda bu defa dudağını ısırarak hızla Sinem'e doğru döndü. "Bu o mu?" diyen sessiz fısıltısı Sinem'in ona dehşetle bakmasına neden olmuştu. "Evet, bu o Gözde. Ne olur hemen gidelim buradan," dediğinde Gözde onaylar bir şekilde kafasını salladı. Önündeki imzaladığı ifadeyi hızla memura doğru uzatarak tebessüm etti. "Şey, acaba daha bir şey yoksa biz gidebilir miyiz?" diye sorduğunda polis memuru uzatılan ifadeyi dosyaya koyarken "Her şey tamam, diğer gelişmeleri avukatınızdan öğrenebilirsiniz," diyerek onayladığı an Sinem arkası ona dönük olan Fatih ve diğerlerinin dikkatini çekmeden çantasını aldığı gibi hızla ileriye doğru koşturdu. Gözde de aynı telaşla ayağa kalkıp Sinem'in peşinden gitmeden önce avukata doğru son kez baktı.
Kazım Bey, gerisi sizde. Yarın ajansta konuşuruz, diyerek o da ileriye doğru koşturdu. 5. katta oldukları için asansörün önüne gelen kadınlar hızla düğmeye basmaya başladı. Sinem gelemeyen asansöre sessizce saydırırken aklına gelen detayla hızla Gözde'ye doğru döndü. Gözde, ben düğmeye basmaya devam ederim. Sen köşeden gizlice bak bakalım geliyorlar mı? Dediğinde genç kadın tamam diye onaylayarak hemen ilerideki köşe başına geçti. Sinem asansör tuşuna art arda basmaya devam ederken Gözde de köşe başında gelen giden var mı diye kontrol etmeye devam ediyordu. Tam da o sırada Gözde'nin kolundaki çantasından gelen melodi sesi irkilmesine neden oldu. Bakışları hala ilerideyken çantasından ısrarla çalan telefonu zar zor bulup arayan kişiye bakmadan direkt açıp kulağına doğru götürdü. Efendim, telaşlı ses tonu telefonun diğer ucundaki adamın dikkatini oldukça çekmişti. Gözde, müsait misin? Karşıdan gelen sevdiceğinin sesini duyan genç kadın önce şaşkın bir şekilde telefonu kulağından çekip doğru kişiyle mi konuşuyorum diyerek ekrana kısa bir an baktı. Ve ekranda gördüğü sevdiceğim ismiyle daha fazla şaşkına uğrayarak telefonu tekrar kulağına doğru götürdü. Yok değilim, yani aslında çok müsaitim ama diyerek arkasına baktığında Sinem'in asansöre tekme attığını görünce gözlerini büyüttü. İçinden hah bir de kamu malına zarar vermekten içeriye girelim tam olsun diyerek telaşla Yağız, ben şu an senin olduğun karakoldayım. Şimdi çıkacağım ama daha sonra konuşalım olur mu? Hoşça kal diye ard arda konuşarak telefonu hızla adamın yüzüne kapadı. Tam Sinem'in yanına gidecekken karşıdan gelen Fatih ve diğer kadınları görünce dehşetle Sinem'in yanına doğru koştu. Sinem ise sonunda açılan asansör kapısıyla ''Hah geldi'' diye sevinerek Gözde'ye haber vermek için tam ona doğru dönmüştü ki Gözde'nin ''Geliyorlar çabuk bin'' deyişiyle hızla kendisiyle birlikte Gözde'yi de içeriye doğru çekti. Bu sefer asansör kapısının kapanması için iki kadın da birlikte deli gibi tuşlara basarken neyse ki sonunda kimseye yakalanmadan asansör kapısı tam zamanında kapanmıştı. Her iki kadın bu sefer derin bir nefes alıp vererek kendilerini yere doğru bıraktı. Uzun zamandır böyle aksiyon ve macera yaşamamış olan Gözde ve Sinem göz göze gelince tekrar gülmeye başladı. Sinem elini kalbinin üzerine koyarak ''Ömrümden ömür gitti'' diye gülerken Gözde de ''Benim de öyle'' diyerek karşılık verdi. Sonunda giriş kata yaklaşan asansöre yere yapışan kadınlar bu sefer birbirlerine destek vererek yerden kalkmışlardı. Zemin kata geldiklerini belli eden sesle kapılar açılınca her ikisi de hızla çıkış kapısına doğru ilerledi. Sonunda karakoldan çıktıklarında birbirine bakarak tebessüm ettiler. Hayatlarına ortak bir anı eklenen Gözde ve Sinem bugünü ömürlerince unutmayacaktı. Sinem ilerideki taksiyi çağırmak için elini hafifçe yukarıya doğru kaldırdığında karşıdan gelen gazeteci ordusuyla elini şaşkınlıkla yere indirdi. Kendisi çok ünlü olmasa da ailesinin magazin dünyasında olan ünvanı sayesinde tanınan Sinem o an ne yapacağını bilemezken Gözde de en az onun kadar şaşkındı. Sinem karşısında bu kadar kalabalık bir grup beklemezken unuttuğu şey karakolda bir tek onun olmayışıydı. Gecelerin prensi ve iyi bir iş adamı olarak bilinen Fatih'in karakolda oluşu hemen yayılmış ve birçok muhabir onun sayesinde kapıya doluşmuştu. Fatih karakoldan çıkmadan önce şirketten çağırdığı şoförü sayesinde magazincilerin kapıya doluştuklarını önceden öğrenmiş, kız kardeşi ve diğer hanımları karakolun otoparkında bekleyen şoförüyle birlikte eve göndermişti. Kendisi ise sırf muhabirlerin yanlış bir haber yapmaması için konuşmak üzere karakolun bahçesine doğru çıktı. Sinem hala şaşkınca ilerideki magazin sürüsüne bakarken Gözde arkadan gelen Fatih'i fark etti. Bir an Sinem'i kolundan tutup kaçırmak isterken son anda bu fikirden vazgeçti. Sinem'in küçükken yaşadığı kalp ağrısının ilacı yanlarına gelen bu adamken neden şimdi Sinem'i kaçırmakla uğraşsın ki?
Gözde'nin aklına oldukça yatan bu durum yüzünü gülümsetirken genç kadın her zaman olduğu gibi doğaçlama yapmaya karar verdi. Hızla Sinem'in kolundan tutarak kendisine doğru çevirdi. Sinem, bu yapacağım şey için şimdiden çok özür dilerim. Ama belki de bu senin için çok güzel bir başlangıç olacak, diye hızlıca kurduğu cümleler, Sinem'in şaşkınca ne diyorsun Gözde anlamıyorum demesine neden olmuştu. Gözde, genç adamın yanlarına iyice yaklaşmasıyla Sinem'in sorusunu es geçip kendince günah çıkardı. Bundan sonra dünya ahiret kardeşiz, lütfen bana kinlenme, diyerek hiçbir şey anlamayan Sinem'i hızla arkaya doğru itti. Sinem ne olduğunu anlamazken Gözde'nin onu bir anda geriye doğru itmesiyle panik yapıp çığlık atarak düşerken çığlık sesi Fatih'in dikkatini çekmiş ve refleksle tamamen Sinem'e doğru dönmüştü. Fatih genç kadını düşmekten son anda beline sarılarak kurtardığında Sinem ise gözlerini kapatıp onu tutan kişinin boynuna hızlı sarıldı. Şu anki görüntüleri dans eden çiftin en son birbirlerine sarılarak verdiği pozu oluşturmuştu. Magazin muhabirleri bu görüntüyü kaçırmamak için güvenlik görevlisini atlatıp içeriye doğru dalınca Fatih kucağındaki kadınla ona uzanan mikrofonlar ve patlayan flaşlarla ne yapacağını bilemez halde kala kaldı. Fatih Bey, Sinem Hanım'la ne zamandır gönül ilişkiniz var? Sinem Hanım, Fatih Bey sizi kıskandığı adamı dövdüğü için mi karakola düştünüz? Daha birbirlerinden habersiz olan bu ikili, duydukları sorulardan çok isimlerini duyunca şaşırıp geri çekilmiş ve birbirine bakmıştı. Sinem hızla gelişen olaylarla şu an adını bile unutmuşken, şaşkın bir şekilde ağzından tek çıkan cümle Fatih ismi oldu. Fatih ise aynı şaşkınlıkla Sinem derken, yıllar önce yaşadığı olaydan dolayı özür dileyemedi kadının şimdiki haline baka kalmıştı. Birbirlerine bakarak sadece isimlerini söyleyen bu çift, yıllar sonra bir kez daha göz göze geliyordu. Birbirlerine şaşkınlıktan bakmaya öyle bir dalmışlardı ki, magazincilere boy boy fotoğraf verdiklerinin bile farkında değildiler. Gözde ise bir köşede, sanki fanı olduğu karakterin aşk filmini izleyen genç kızlar gibi, ellerini birleştirmiş, gözlerinde oluşan kalp emojisiyle Sinem ve Fatih çiftini izliyordu. Nasip gerçekten de güzel bir umuttu. Uzak ve imkansız gözüken her şey bir anda yakın ve mümkün olabilirdi. Aynı bu durum gibi. Gözde bunları düşünürken çok yakınında patlayan kamera flaşlarıyla elini kaldırıp gözlerini siper etmek isterken ondan önce önüne geçen kişi sayesinde patlayan flaşlar bir anda kesildi. Kafasını kaldırıp baktığındaysa aşık olduğu yeşil gözler tam da karşısındaydı. Yağız iki gecedir girdiği terör operasyonları yüzünden oldukça yorgundu. Pazar gününde iş başında olan genç adam operasyondan çıkıp karakola giderken Gözde'ye mesaj yazmadığı aklına gelince kısaca tamam yazmış ve daha sonra müsait olunca gerekli açıklamayı yaparım diye düşünmüştü. Operasyonları en iyi şekilde yöneterek yanındaki adamlara bir şey olmadan bitirdiğinde ondan huzurlusu yoktu artık. Suçlular hak ettiği yerde, sivillerse güvendeydi. İki gecedir uykusuz olan genç adam üzerini değiştirip arkadaşlarıyla selamlaşarak otoparktaki arabasına doğru ilerledi. Şu an ona en iyi gelecek şey kesintisiz bir uykuydu. Ama gel gör ki kafasını karıştıran genç kadın yine aklının köşesinden çıkarak kendini belli etmişti. O yüzden arabaya bindiğinde ilk işi cebinden telefonunu çıkarmak oldu. Mesaj yazmayı oldum olası beceremeyen Yağız, birkaç kez yazdığı mesajı beğenmeyip silince biraz sinirlenmişti. En iyisi aramaktı diye düşünerek hızla arama kısmına girip Gözde'yi aradı. Birkaç çalıştan sonra açılan telefondan gelen ses oldukça panik halinde olunca Yağız da istemeden endişelendi. Tam ne oldu diye soracakken yüzüne kapanan telefonla bir süre kala kaldı. Gözde'nin karakolda ne işi vardı ki?
Acaba başına bir şey mi gelmişti? Aklına doluşan sorularla kaşları çatılan adam hızla arabadan indi. Otoparkın asansörüne tekrar binip çıkış katına çıkarken tekrar Gözde'yi aradı. Bu sefer açılmayan telefonla endişesi daha da artmıştı. En son konuşmasında çıkıyorum dediği için girişteki görevli memura Gözde'yi tarif ederken dışarıdan gelen gürültüler dikkatini çekince memuru bırakıp çıkışa doğru ilerledi. Kapıdan çıktığında ileride emniyetin bahçesinde muhabirleri ve kameraları fark ettiğinde hemen birkaç memuru yanına çağırıp hepsini dışarıya atmalarını emretti. Tam tekrar içeriye girerken kenarda duran Gözde'yi fark edince de adımlarını hızla oraya doğru yöneltti. Gözde'nin yoğun flaşlardan etkilendiğini gördüğünde hızla genç kadının önüne geçerek görüşünü kapattı. "Sen iyi misin?" diyen genç adamdan gözlerini alamayan Gözde ise içten bir şekilde gülümsedi. Şu an ne kadar iyi olduğunu bir anlatmaya başlarsa kimse Gözde'yi susturamazdı. O yüzden tek verdiği cevap "iyiyim" olabildi. İyi olduğunu duyan adamın bir yanı rahatlarken diğer yandan hafif bir şekilde tebessüm etti. "Peki seni eve bırakmamı ister misin?" diye sorduğunda ise Gözde sadece kafasını sallayarak onayladı. Aksi takdirde konuşsaydı eğer "ya sen ne kadar minnosun" diyecek kadar saçmalayabilirdi. Polis memurları muhabirleri dışarı çıkarınca Yağız da kalabalığın dağılmasıyla kenara çekildi. Gözde Yağız'ın önünden çekilmesiyle Sinem'i aynı yerde göremeyince telaşla hızla etrafına dönüp baktı. Sinem'i arayan telaşlı gözleri diğer tarafa döndüğünde ise Fatih'in Sinem'in elini tutarak onu arabasına doğru götürmesi telaşını yok etmiş ve yüzünde manidar bir gülümseme oluşturmuştu. Olur da eğer Sinem bu durumdan dolayı sinirlenip Gözde'yi işten kovarsa, 40 yıllık evle beni Gönül ablaya son zamanlarda taş çıkardığını hisseden Gözde, ileride yapacağı farklı bir mesleğini şimdiden eline almıştı. Eğer olur da işsiz kalacak olursa, kesinlikle evle beni Gözde olur, kavuşamayanları kavuştururdu. Kocaman gülümsemesiyle hızla kendi sevdiceğine doğru döndüğünde ise Yağız ile burun buruna geldi. Hem Yağız hem Gözde aynı hislerle birbirlerine ilk defa bu kadar yakından baktı. Aklı Gözde ile tanıştığı ilk günden beri karışık olan Yağız'ın kalbi ilk defa bir işaret gösterir gibi çarptı. Rüyasındaki prensini gerçek hayatta kara şövalye olarak bulan Gözde ise Yağız'ı gördüğü ilk günden beri kalbinin delice atmasına alışmıştı. Dünyanın bir elma görüntüsü gibi yuvarlak olduğunu düşünürsek eğer, bu dünyada herkesin bir diğer yarısı vardı. İster yıllar öncesinde karşılaşmış olsun, ister ilk defa, isterse yıllar sonra. Yeter ki yarım elma misali birbirlerini bulsunlar. Gerisi kaderin işiydi. Seven insan karışıktır. Çözebilen insansa aşık. Acaba Yağız bundan sonra karışık olan duygularına artık bir isim verebilecek miydi? Yoksa karışık duyguları bir diğer sorularla kafasını karıştırmaya devam mı edecekti? Gözde. Fukara olan kalbimin bayram yaptığı gün sanırım bugündü. Ben Yağız'ın yeşil gözlerinde kaybolurken adeta dünyadan soyutlaşmış gibiydim. Ta ki şansımın bana bir kez daha "yanlış kapıdasın canım" diyerek yüzüme kapıyı çarpana kadar. Daha 2 saniye önce birbirimizin gözlerinde kaybolurken gelen korna sesiyle birbirimizden hızla uzaklaştık. Kendime gelmem 1-2 saniyemi almazken bulunduğum yer anında gözümün önüne geldi. Emniyet. İçime dolan panikle hızla bizi ayıran arabanın içine göz ucuyla baktım. Neyse ki babam yoktu. Zaten babama o vaziyette yakalanmış olsaydık eğer, Yağız ile kurduğum pembe düşlü hayallerim bir anda Töre dizisine bağlanırdı.
Ortamızdan geçen polis aracının bahçeden çıkmasıyla Yağız eli ensesinde tekrar yanıma doğru gelince kalbim sanki yerinden çıkacakmış gibi oldu. Bu da yetmezmiş gibi bir de heyecandan dolayı kan basıncının yanaklarıma hücum etmesi de cabasıydı. Saf gibi elimle kendime yelpaze yaparak "Hava da bayağı sıcakmış." dedim. Ama kafamı gökyüzüne kaldırdığımda güneş bir yana dursun, neredeyse yağmur yağacak gibi olan kara bulutlar utanmama sebep olmuştu. Sol omzumdaki şeytan elinde tuttuğu şemsiyesiyle "Hey canım, hava acayip sıcak. Al şu şemsiyeyi de başına fazla güneş geçmesin." diyerek sunduğum bahaneyle daha fazla utanmamı sağlarken sağ omzumdaki melek ise gözlerinden fırlayan kalplerle "Ay seni şapşal şey, çok tatlısınız." diyerek oğluna kız yakıştıran teyzeler gibi bize bakarak gülümsüyordu. Utancımdan dolayı bakışlarım yerdeyken ayağımın ucuna kadar gelen siyah botlarla yutkundum. Ah, şimdi şapkaya konularak kaybolan tavşan gibi olmak vardı. Ama şu an kaçacak yerim olmadığından dolayı en iyisi hiçbir şey olmamış gibi davranmaktı. Önüme gelen saçlarımı kulağımın arkasına doğru sıkıştırıp bakışlarımı Yaz'a doğru mahcup bir şekilde kaldırdım. O an gördüğüm şey Yaz'ın kocaman gülümsemesini son anda kafasını başka tarafa çevirerek saklamasıydı. İlk defa bir adamın gülüşüne şiir yazasım gelmişti. Bir gülüşü vardı ki içimdeki kışı Yaz'a çevirirdi. Bu sefer tebessüm ederek bana doğru döndüğünde güçlü ses tonu "Gidelim mi?" diye sordu. Tek kelime etmemek için dudaklarımı birbirine bastırıp sadece kafamı salladım. Aksi takdirde ağzımdan "Nikah dairesine mi?" diye çıkacak cümleleri son anda susturabilmiştim. Milyonlarca insan sesi varken sen kalk sadece birini duyunca aptallaş. Aşk gerçekten de insana Leyla da yapıyordu, Mecnun da. Eliyle ileriyi doğru göstererek "Buyur" der gibi yapınca gülümseyerek onu takip ettim. Bu defa yan yana karakola tekrar girip otoparka doğru indik. Arabaya bindiğimizde heyecanım hala yerindeydi. Bu yüzden saçma sapan bir şey söylememek için o bir şey sorana kadar sessiz kalmam hem benim sağlığım hem de Yağız'ın ani bir kalp krizi geçirmemesi için en iyisiydi. Sonunda karakoldan çıkıp ana caddeye girdiğimizde camdan dışarıya tebessüm ederek baktım. Acaba dışarıdaki hayat hep mi böyle güzeldi, yoksa yanımdaki adam sayesinde mi bu kadar güzel gözüküyordu gözüme? İnanın bu soruyu düşünmek bile insanı mutlu etmeye yetiyordu. Kolumu cama yaslayıp bu anın keyfini çıkararak dışarı izlerken Yağız'ın sorusuyla ışın hızıyla ona dönmüş olabilirdim. "Seni eve götürmeden önce bir şeyler yiyelim mi?" sorusu yüzümdeki gülümsememi daha da fazla genişletmişti. "Ah sevdiceğim, sence ben bu şansı kaçırır mıyım?" "Çok güzel olur," dediğimde Yağız da tebessüm ederek bakışlarını yoldan çekip kısa bir an bana bakarak tekrar yola odaklandı. "Tamam o zaman, yakınlarda hep gittiğim bir restoran var, oraya gidelim," dediğinde tebessüm ederek kafamı salladım. Kısa bir süre sonra ana caddenin beton zemininden uzak, etrafının yeşilliklerle süslendiği, mis gibi çiçek kokan taşlı bir yola girdiğimizde gülümseyerek camı daha fazla açarak izlemeye devam ettim. Fazla sürmeyen yolculuğumuz tepe gibi bir yere çıktığımızda son bulmuştu. Yağız arabayı diğer birkaç arabanın olduğu yere park ederek indiğinde ben de onunla birlikte indim. Gördüğüm manzara nefes kesiciydi. Burası kesinlikle dünyanın 7. harikası falan olmalıydı. Ben kafenin bahçesine hayranlıkla bakarken kenarda asılı duran ismi gördüğümde ise daha fazla gülümsemiştim. Saklı Bahçe. Kesinlikle isminin hakkını veren bir yerdi. Ve ben buraya sevdiceğim ile birlikte gelmiştim. Yağız yanıma gelip gülümseyerek "Beğendin mi?" diye sorduğunda içtenlikle "Beğenmek ne kelime, bayıldım," diyerek karşılık verdim. "Sen bir de buranın tostların tadına bak.
eminim daha fazla seveceksin diye kendinden emin bir şekilde konuşunca gülerek eminim ona da bayılırım dedim. Beraber yan yana bahçeye girdiğimizde manzarayı görecek en güzel masaya geçip oturmuştuk. Birkaç kişi dışında fazla kimse de yoktu zaten. Bu da huzurun tadını sessizce çıkarmaya yetiyordu. Yağız'la karşılıklı oturduğumuzda o elini havaya kaldırıp çağırdı garsona bakarken ben de rahatça ona bakıyordum. Beni buraya getirdiği ve daha da önemlisi hayatıma bu kadar güzel girdiği için ona minnettardım. Annem her zaman içten yapılan duaların daha makbul olduğunu söylerdi. Birdenbire annemin bu sözü aklıma düştüğünde sipariş veren Yağız'a doğru bakarak ''İnşallah benim elmamın diğer yarısı sensindir.'' diye içimden dua ederken bulmuştum kendimi. Giden garsonun ardından Yağız'ın hızla bana doğru dönmesiyle göz göze geldik. Ve ben bu sefer gözlerimi kaçırmadan gülümsedim. ''Burası gerçekten de çok güzel. Sen getirmeseydin eğer böyle bir yerin varoluşundan bile haberim olmazdı. Çok teşekkür ederim.'' Bu sözlerimden sonra Yağız da hafif bir şekilde tebessüm etti. ''Rica ederim.'' demiş ve kollarını masaya doğru yaslayarak bakışlarını manzaraya doğru çevirmişti. ''Genelde kafam karışıksa veya kafamı dinlemek istersem eğer hep buraya gelirim. Sessizliği ve manzarası insanı rahatlatıyor.'' diyerek bana doğru dönüp ''Tost bahane yani.'' diyerek gülümsedi. Aynı şekilde ben de ona karşılık verdiğimde benden mutlusu yoktu. Acaba o da benim gibi mi hissediyordu? O yüzden mi kafasının karışık olduğunu ima ediyordu? Bu soru işaretleri bir bir aklımda dolanırken, onları şimdilik bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmak istedim. Ne de olsa bunları düşünüp kafayı yiyecek daha müsait zamanlarım elbette ki olacaktı. Gelen tost ve çaylarımızla birlikte acıktığımı bile daha yeni fark ediyordum. Garson tabağı önüme koyduktan sonra merakla hemen tostun tadına baktım. Gerçekten de uzun zamandır yediğim en iyi tost olabilirdi. Gözlerimi büyüterek hızla Yağız'a doğru baktığımda onun da bana bakarak tepkimi merakla beklediğini fark edince tebessüm ettim. ''Yağız bu gerçekten de çok lezzetli.'' diyerek tostumdan bu sefer koca bir dilim aldığımda Yağız bu halime bakarak ''Afiyet olsun.'' diyerek güldü. Yediğimiz tostlardan sonra bu defa çay sefasına geçtik. Ben bugün başımdan geçen olayı anlatırken Yağız'ın beni gülümseyerek dinlemesi daha fazla hoşuma gitmişti. Sonunda onun da neden mesajıma geç döndüğünü öğrendiğimde ise içim rahatlamış ve kalbimde uçuşan kelebeklere engel olamamıştım. Konu konuyu açmış, sohbetimiz iyice güzelleşmişti. ''Biliyor musun, aslında ben de polis olacaktım.'' dediğimde Yağız'ın havaya kalkan kaşlarından şaşırdığını anlamıştım. ''Neden olmadın peki?'' diye sorduğu soruyla hafif bir şekilde tebessümle kollarımı masaya doğru yasladım. ''Küçükken hep babam gibi bir polis olacağım derdim. Bu yüzden de liseyi bitirir bitirmez sınavlara girdim. Ama babam bir hafta sonra girdiği bir çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyattan sonra 2 haftada komada kaldı. Annem de o sırada sen de baban gibi yüreğime dağlama diyerek bana yalvarınca bütün gücüm tükendi. Ailecek perişan olduğumuz o dönemi hatırlayınca istemsiz bir şekilde dolu olan gözlerim bir musluk misali akmaya başladı. Normalde zaten ağlamayı sevmeyen biri olduğumdan dolayı bir de başkasının yanında ağlamayı hiç sevmezdim. Bu yüzden hızla gözyaşlarımı silerek tebessüm ettim. İşte o an hayallerimden vazgeçmek zorunda kaldım. Her ne kadar sınavı kazanmış olsam da neyse ki çizimi de çok seviyordum. O yüzden moda tasarımını tercih ettim diyerek hafif bir şekilde tebessüm ettiğimde Yağız da aynı şekilde karşılık verdi. Zaten ne kadar cesur olduğunu o bankadaki adamı dövmenden anlamıştım dediğinde kısa bir an kahkaha attım. Benim gülmemle birlikte Yağız da kocaman gülümsemişti. Bu güzel sohbetimiz gitgide uzamış ve biz neredeyse koca bir demlik çayı beraber sohbet ederek bitirmiştik. En son annemini arayarak nerede kaldığımı merak ettiğini sorduğunda her ikimiz de zamanın nasıl geçtiğini anlamamış ve saatin farkına daha yeni varmıştık. ''Yoldayım anne geliyorum.'' diyerek telefonu kapattığımda
Yağız da şaşkınca kolundaki saate baktı. Zaman nasıl geçmiş anlamadım. Ben seni hemen eve bırakayım diyerek yerinden hızla kalkıp sen arabanın yanına git ben hesabı ödeyip geliyorum hemen demiş ve hızlı adımlarla ileriye doğru ilerlemişti. Bense liseli aşıklar gibi annem arar aramaz telaş yapan Yağız'ın ardından gülerek baktım. Bu adam daha ne kadar tatlı olabilir diye düşünürken hep daha fazlasıyla karşılaşıyordum. Beraber arabaya geçip yola çıktığımızda yine sohbet ederken bir dahaki yemek ısmarlamayı benim yapacağımı belirttiğimde gülümseyerek kabul etti. Bu da demek oluyor ki Yağız'la daha fazla vakit geçirip onu daha iyi tanıyabilecektim. Kısa süren yol Yağız'ın arabayı mahallenin başında durdurmasıyla son bulduğunda tebessüm ederek ona doğru döndüm. Her şey için tekrar çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için dediğinde kocaman tebessüm ettim. Çantamı koluma takıp kapı koluna doğru uzanarak iyi geceler kendine dikkat et dediğimde o da bana karşı tebessüm ederek sen de kendine dikkat et ve daha az macera yaşa diye karşılık verdiğinde başımı olumlu bir şekilde salladım. Hadi kızım in artık arabadan. İçimden kendime saydırırken Yağız'a son kez gülümseyerek hızla arabadan indim. Kapıyı kapatırken Yağız'ın da diğer taraftan indiğini görünce oldukça şaşırmıştım. Ah be sevdiceğim, ben zaten seni zar zor bırakıyorum. Sen ne diye indin şimdi? Geç oldu, sen apartmana gir ben öyle gideyim dediğinde resmen koşup Yağız'ın boynuna atlamamak için kendimle tekrar bir mücadeleye girmiştim. Yapma kızım, yapma. Tamam o zaman görüşürüz, görüşürüz demesiyle arkamızla döndüm. Sakın Gözde, sakın arkana bakayım deme. Bak eğer gidip de adamın boynuna atlarsan her şeyi batırırsın. Yapma etme kızım, hızla yürümeye devam et. Bir yandan sessiz bir şekilde deli gibi kendimle konuşurken, diğer yandan hızlı adımlarla apartmana doğru ilerliyordum. Tam apartmanın bahçesine girerken bana ilk ihanet eden ayaklarım oldu ve anında durdu. Sonrasında ayaklarımın isyanına katılan kalbim hızla arkama dönüp Yağız'a bakmama neden oldu. Arabasının tam önünde, bir eli cebinde, boynunu hafif yana doğru eğip bana el sallayarak bakan sevdiceğime öylece baka kaldım. Kalbim koş derken sağ olsun son dakikada mantığım dur diye uyarıda bulundu. Hemen sonrasındaysa bütün kontrolü beynim ele geçirdi ve hızla beni fabrika ayarlarıma geri döndürdü. Artık tam anlamıyla kendime geldiğimde ben de gülümseyerek Yağız'a doğru el salladım ve hızla apartmanın bahçesinden içeriye doğru girdim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.